Basamak değeri blokları hangi sayıyı göstermektedir? Burada birkaç set basamak değeri bloğu verilmiş. Bunların bazıları bir sürü blok yığınından oluşuyor. Bazıları ise tek bir sütun olarak üst üste dizilmiş bloklardan. Buradaki bütün bu blokların bir aradayken hangi sayıyı temsil ettiklerini öğrenmek istiyoruz. Öyleyse gelin öncelikle şuradaki birbirinin üstüne dizilmiş tekli bloklarla başlayalım. Bunları sayması çok kolay olacağı için önce bunlarla başlayalım dedim. Biraz daha yakınlaşıp saymayı kolaylaştırabiliriz. Bunlar birbirinin üzerine yığılmış tek bloklar. Yani bunları birlikler olarak düşünebiliriz. Evet, bakalım burada kaç blok varmış. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 blok var. Burada 9 tane blok üst üste dizilmiş altına 9 yazıyorum. Devam edelim. Bunun hemen yanında yine birliklerden oluşan sütunlar var. Bu sütunların her birinde 9'dan biraz fazla blok mevcut olduğunu hemen fark edebiliriz. Çünkü buradaki 9 diğer sütunda da aynı yükseklikte. Şimdi bakalım. Burada buna ek olarak bir tane daha blok var. Yani bu tek sütunluk blokların hepsinde 10 tane blok varmış. Dolayısıyla bunlara onluklar diyebiliriz. Peki elimizde kaç tane onlu sütun var? Bir bakalım. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane onluk var. 5 tane onluk olduğuna göre burada 50 blok var demektir. Artı son sütunda da 9 tane var demiştik. Diğer bloklarla devam edelim. Bu bloklarda yine üst üste onlu bloklardan oluşan sütunlar var. Fakat buradaki sütunlar bir araya getirilip levha şeklini almış. Peki bu levhada kaç tane onlu sütun var? Hadi gelin sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane onlu sütun var. Bu levha için 10 sıralık onlu blok veya 10 sütunluk onlu blok diyebiliriz ki sonuçta her durumda buradaki blokların toplamı 100 ediyor. Yani bu levhaların her biri 100'lük değerindeymiş. Peki Kaç tane yüzlük levha var? Burada bir tane var. Ve arkada da bir ikinci levha var. Yani iki tane yüzlük var. İki tane yüzlük olduğuna göre buraya 200 yazabiliriz. Son olarak ekranı biraz kaydırıp diğer bloklara da bir bakalım. Burada bu yüzlü levhaların birleştiğini görüyoruz. Yüzlü levhalar arka arkaya dizilmiş ve yüzlük levhalardan oluşan büyük bir blok elde edilmiş. Acaba burada kaç tane yüzlük var? Hadi onu da sayalım. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 ve şu sonuncusuyla toplam 1000 yapıyor. Demek ki bunlar da binliklermiş. Peki kaç tane binlik var? Bir bu, bir de bu. Yani iki tane var. Bu da 2000 demek. Bunu da alta yazalım. Şimdi ekranını biraz uzaklaştıralım. Evet, böylece artık bütün blokları görebiliyoruz. 2000 blok artı 200 blok artı 50 blok artı 9 blok daha. Toplamda 2259 blok eder. Şimdi yeni bir blok resmine bakıyoruz. Farklı büyüklükteki blokların ve blok topluluklarının ne anlama geldiğini artık biliyoruz. Sondakiler birler. Onun hemen solundakiler onlar. Burada dikkat ettiyseniz yüzlü blok hiç yok. Diğer örnekte gördüğümüz onlu sütunların oluşturduğu levha benzeri yapı burada yok. Yani bu sayıda yüzlük yok da diyebiliriz. Öte yandan küçük blokların bir araya gelmesiyle oluşan bu büyük bloklardan birkaç tane var. Bunların da binlikler olduğunu söylemiştik. Çünkü içlerinde 10 set yüzlü levha var. Şimdi hadi gelin bunları sayalım. Birlik olarak 1 2 3 4 5 6 7 8 tane blok var. Yani birler basamağının değeri 8. Artı 1 2 3 tane onluk var. Yani 30 yazabiliriz. Artı Hatırlarsanız hiç yüzlük yok dedik ama 1 2 3 tane binlik var ki bu da 3000 eder. Bu sayıları toplarken yüzler basamağında değer olmadığını unutmayalım yüzler basamağına 0 yazacağız. Ve sayımız 3038 olacak. Bu basamak değeri bloklarının temsil ettiği sayı 3038'miş. Hadi son bir örnek daha yapalım. Bu sefer videoyu durdurun ve sayıyı önce kendi başınıza bulmaya çalışın. Evet, şimdi beraber bakabiliriz. Tekrar hatırlatıyorum. Bunlar birler, bunlar onlar, bunlar yüzler, bunlar da binler. Önce birliklere bakıyoruz. Bir, iki, üç, dört tane var. Yani birler basamağının değeri dört. Artı bir, iki tane onluk var. Yani on artı ondan burası yirmi eder. Bir yana geçtiğimizde çok sayıda yüzlük olduğunu görüyoruz. Bir sayalım. Yüz, iki yüz, üç yüz, 400, 500, 600, 700. 7 tane yüzlük var. Yani bunların toplam değeri de 700'müş. Ve son olarak bir tane de binlik var. Şimdi bunların hepsini topladığımızda toplam 1724 olur. Evet, bu blokların temsil ettiği sayı da buymuş.